Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 29 Temmuz 4 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş Aslan burcundaki yolculuğunu devam ettiriyor. Hafta sonu Aslan burcuna yeni ay doğacak. Hafta başından itibaren ay ışığını yavaş yavaş küçültürken, azaltırken son 3 haftanın konuları da şöyle bir artık tamamlanmaya başlıyor. Bunları bir gözden geçirebiliriz, eksikleri tamamlayabiliriz. Merkür retrosu öncesinde aslında değerlendirebileceğimiz önemli bir haftadayız. Çünkü hafta sonu itibariyle Merkür gerilemeye başlayacak. Elimizdeki işleri şöyle sağlıklı bir şekilde analiz edebiliriz. Eksikleri görüp tamamlayabiliriz. Son kontrolleri yapabiliriz veya yapılması gereken bazı özel önemli anlaşmalarımız, sözleşmelerimiz, alışverişlerimiz varsa yine bu haftayı değerlendirebiliriz. Ve tabii ki özellikle para evinizdeki güneşin hareketi maddi konularla ilgili enerjileri haftanın genelinde biraz ön plana çıkarıyor. Salı ve çarşamba ay ikizlerde olacak. Bu iki gün biraz iç dünyanıza yönelmeniz mümkün. Mars da ikizlerde olduğu için bu sizi zaman zaman huzursuz edebilir. Kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz. Biraz kafanız da karışık olabilir. Şartları çok zorlamamaya çalışın. Perşembe gününden itibaren ay yengeçe geçecek. Duygusal enerjiniz güçlenmeye başlayacak. Bununla birlikte tabii ki kendinizi güvende hissetmek isteyeceğiniz için özellikle yakın ilişkilerinize, ailevi ilişkilere daha fazla yönelebilirsiniz ve duygusal beklentileriniz de artabilir. Fiziksel anlamda ve ruhsal anlamda daha hassas ve kırılgan da olabilirsiniz. Özellikle midenize, sindirim sisteminize biraz daha dikkat etmekte fayda var. Pazar günü 12 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak. Para evinizdeki bu yeni ay maddi konularla ilgili yeni başlangıçların, yeni gündemleri hayatınıza taşıyabilir. Tabii ki iş arayan yengeçler için bir çalışma ortamı, bir iş imkanı olabilir. Süregelen işleriniz, süregelen para akışınızla da ilgili yeni düzenlemelerin olması mümkün görünüyor. Aynı şekilde paranızı nasıl değerlendiriyorsunuz, nereye harcıyorsunuz? İşte mal varlıklarınız, kaynaklarınız nedir? Bunlar bu alanlarda da önemli etkiler olabilir. Bu yeni ay döngüsünde evet harcamalarınız olabilir, alışverişleriniz olabilir, yatırım kararlarınız olabilir veya daha önceden yapmış olduğunuz düzenlemelerin sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz. Gelir giderlerle ilgili alanda bir hareketliliğin olmasını bekleyebiliriz bu dönem içerisinde. Eğer maddi konularda böyle önemli bir alışverişiniz ya da herhangi bir böyle yatırımsal bir konunuz varsa haftanın enerjilerini iyi değerlendirin. Merkür retrosu başlamadan önce karar vermek, hazırlıkları yapmak daha doğru olabilir sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.